Merhaba gençler ve kendini genç hissedenler. Maalesef sokak lezzetleri videomuzun giriş kısmını teknik bir arıza nedeniyle silinmiş. O yüzden ben bu şekilde girmeye karar verdim. Hazırsanız Kuşadası sokak lezzetlerini hep beraber tadalım mı? Sarımsaklı mayonezli. Fiyatı ne kadar? İkisi 100 lira. Bence mantıklı yani, ada gibi bir yerde değil mi? Çocuklar beğendiniz mi? Şimdi ben tadına bakacağım. Gerçekten o sosu ağza geliyor. Mükemmel. Fiyat olarak da uygun yani. Biz dönercinin adını çekmeyi unutmuşuz. Arkadaşlar burası İsos Döner. İsos Döner. İsos Döner'miş. Kuşadası'nda bu limana giderken arada kalıyor. Şöyle bir çeviriz. Sokak lezzeti sayılıyor mu hala bilmiyorum ama burası da hani dışarıda self servis bir yer. Şöyle deniz kenarı. Bayağı denizin dibi. Ya burada. Güvercin Adası'nın karşısındayız. Burası Arya Cafe diye geçiyor. Kendiniz gidip alıyorsunuz self servis. Fiyatlar uygun. Fuse diye aldım ben. Çocuklar Fuse diye aldı. Oğuz çay aldı. Bir çay 10 TL. Su 10 TL. Yani fiyatlar uygun gibi. Arkadaşlar, gelmek isteyenlere Güvercin Adası'nın şöyle göstereyim size. Şurası Güvercin Adası. Şurası Güvercin Adası'nın limanı. Şu yol üstünden geliyorsunuz, burada geçiyorsunuz ya da şu taraftan, şehir merkezinden de gelip girebilirsiniz arkadaşlar. Yiyecek ve içecekten sonra bir rahatlama, bir ferahlama, bir serinleme, bir kuş cıvıltıları eşliğinde birazcık dinlenmek istedik. Ve nereye geldik? Neresi burası? Tabii güvercin ki de adam. Güvercin Adası'nın kalenin içi. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bu arada şu kapıyla kilitli yer gene açılmamış. Evet, açılmamış. Oğuz. Ne o ya, bankı buraya kadar taşımış gibi bir halin var. Biraz öyle oldu. Şu an bu oturduğumuz bankı, yani size şöyle göstereyim. Tam şurada. Şöyle ağaçların aynen altındaydı. Buradan oraya almışlar. Biz tekrar buraya taşıdık. Burada oturalım manzaranın eşiğinde. Şimdi size manzarayı da göstereceğim. İşte manzaramız. Ben manzara. Bu da benim manzaram. Bu da ikinci manzaram. Yapma. Bu da üçüncü manzaram. Beni niye içe bıraktın? Çünkü sen üç numarasın da o yüzden. Sen küçüksün. Ha, evet. Sokak lezzetlerine devam ediyoruz. Şimdi sokakta ne gördük? Yemeğin ardından mısır. Tadı nasıl? Güzel. Güzel mi? Belli. Süt mü? Arkadaşlar. Fiyatı da 50 TL'ydi. Arkadaşlar, şöyle kordonda. Şuradan aldık. Orayı göstermeye baktım. Arkadaşlar. Biraz sonra da midye alacağız ve onun tadını alacağız. Şimdi de midye alıyoruz. Orta boy. 5, 7, 10. Oğuz bekleyemedi, dayanamadı. Birkaç tane açtırıp yemeye karar verdi. Nasıl? Bu deniz kenarında neden daha pahalı? Biz mesela Nazilli'den geliyoruz. Nazilli'de bunun kilosu 180 TL. Burası az. O yüzden. Hakikaten denizden çıkıyor değil mi? Buradaki denizden çıkıyor. Buradaki denizden çıkmıyor. İzmir'den geliyor.
Dört oldu. Tamam. Efendim? Az önce abi çok. Onlar başka bir şey. Nasıl gülüm, güzel mi? Çok güzel. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz. Eşliğinde yaptığımız aktivite. Midye yemek. Bakın. Ne var orada? Bakın. Şarkısının yüreği var. Batık bir kayığım aşk limanında, kader bu deyip de unutma beni. Bravo. Şimdi sokletlerinden şimdi tatlı deniyoruz. Yiyeceksiniz değil mi? Evet, yiyeceğiz 4 tane. Stick waffle, yani çubuk waffle deneyeceğiz. Şimdi onu size göstereceğim. Şu şekilde makinesine bunların hepsi çikolata. Onlardan kendimi seçiyoruz ve buradaki süslerden birer tane kendimi seçiyoruz. Ekstra olduğu zaman ekstraya giriyor değil mi? Tamam. Hangisini seçeceksin çocuklar? Ben de bunları seçeceğim. Tamam, hangisini seçeceksin onlardan? Bak ben sana sayayım. Çilekli var, beyaz çikolata, bitter çikolata, muzlu çikolata, frambuazlı çikolata, lokal diye çikolata varmış. Bubblegum yani şekerli çikolata var. Sütlü çikolata var, karışık çikolata var, karamel var. Hangisi? Ben ne? Frambuaz. Sen hangisi oğlum? Anne şimdi ne var? Ben seni tam olarak denemedim. Çilekli, beyaz çikolata, bitter, muz. Sanırım oldu arkadaşlar. Kaç dakikası var herhalde. Kontrol ettik. Ne yedin anlamadım. Koklar geldi çok güzel. Sen hangisi istemedin istedin? Jelibe. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim fiyat listesini. Burası Kuşadası'nda tam çarşı merkezde. Şöyle etrafı çekeyim size tam nerede olduğunu görmek için. Burada cami var. Bu şekilde de Mi Pia. Bir tane waffle, bir tane çikolata ve bir tane süsleme ile beraber aldığınızda 50 TL. Ekstradan süsleme veya ekstradan çikolata istediğinizde de şu şekilde fiyat artışı gözüküyor. Biz İlk bir deneyeceğiz, bakacağız ona göre istersek arttıracağız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, alın bakalım. Beyefendi sağ olsun, ikidir bize buradaki bilmediğimiz şeyleri ikram ediyor. Teşekkür ederiz. Nasıl, sakız mı? Ne? Çikolata. Aa, değişikmiş. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çikolataymış arkadaşlar bunlar. Güzel kaplar üzeri çikolata kaplama, muslu şeker kaplama. Çok güzel bir renk. Al bakalım. Bir de biz de deneyelim. Arkadaşlar waffle'ımız hazır. Çıktı. Şimdi süslemeye mi geçeceğiz? Belki evet. Tam kızarması lazım. Abi dedi ki hani birazcık soğusun öyle yiyin çünkü gerçekten çok sıcak, içerisi biraz nemlensin dedi. Size bir şey diyeyim mi? Benim çok güzel. Bak görüntüsüne. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl gülüm? Çok güzel. Bir de ben tadına bakacağım ben şimdi. Gel.
Yani bunu al. Bunu her yeri gez ya. Değil mi? Arkadaşlar tavsiye ederim. Fiyatı da uygun. Keşke Nazilli'de de olsa. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi de bir diğer sokak lezzeti olan acur. Buzlu. Evet. Ne abi? Bir tane yeter bize. Yeter bize. Yeee, acur en sevdiğim. Ya biliyor musun acuru? Evet. Nereden biliyorsun? Daha önce yemiştim çünkü. Koyumuz abi. Maalesef öyle abi. Evet, tuzumuzu atıyoruz. Sıcak yaz gününün en güzel lezzeti. Aynen, afiyet olsun. Limon suyu ister misiniz? Limon suyu ister misiniz? İstiyoruz limon suyu. Tamam abi, sensin. Dur gülüm, ben veririm. Bırak tamam. Şimdi acur yiyoruz. Tabii ki de soğuk buz gibi. Nasıl? Tuzlayarak yani. Biz çok beğendik. Bu da 30 TL'ydi. Kocaman acur 30 TL. Güzel bence. Yani burada sokakta yiyebileceğiniz maksimum lezzetler bunlar. En ucuz lezzet de bu arkadaşlar. Evet, en ucuzu da bu. Arkadaşlar, sokak lezzetleri serimizi umarım beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.